Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Bir kanser vakası, evet. Diyelim ki bir meme kanseri vakası, kadın tesadüfen eliyle hissetti ve hastaneye müracaat etti. Orada müracaat edilen, şu anda çoğu hastanede mevcut meme poliklinikleri var. Evet. Meme polikliniklerinde hastaların etraflı meme muayeneleri öncelikle yapılıyor. Takiben bu meme muayenesini takiben eğer ele gelen kitle var ise, hekim tarafından belirlenen ele gelen bir kitle varsa, bu kitle için önce hastanın yaşına göre değişen farklılıkta tetkikler yapılıyor. Görüntüleme tetkikleri. Kadınlar 40 yaşından daha küçükse memeleri dens olduğu için mamografi çok duyarlı olmuyor bu hastalar için. Daha çok meme MR'ı, ama 40 yaşından daha büyük hanımlar için mamografi ve ultrasonografi ile oradaki kitlenin natürü konusunda bir tespit aşaması oluyor. Eğer bu yapılan tetkikler sonucunda o kitle görüntü olarak kanser benzeri bir kitle olarak tespit edildiyse, oradan bir biyopsi yapılıyor. Biyopsi ile patolojik olarak bu kanserdir demeden oradaki kitlenin kanser olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü kadınlarda fibrokistik hastalık denilen ve memede ufak kitlelere, bir takım kitlelere sebep olan benin dediğimiz, yani kanser oluşturmayan yapılar da var. Bu meme kanseri teşhisini koymak için biyopsiyle patolojik olarak bunun meme kanseri olduğunu ispatlamak lazım. Ondan sonra diğer aşamalarıyla ilgili yönlendirmeler yapılıyor. Evet. Hasta geldi bize diyelim. Arkadaşımız görüntüleme ve biyopsiyle böyle bir tanıyı koydu. Öyle olduğu zaman onkoloji konseyinde ilk etapta hasta görülüşüyor. Bu hasta için nasıl bir tedavi prosedürünün ilerletilmesi gerektiği konusu tartışılıyor etraflıca. Artık cerrahlar için önce cerrahi mi yapılacak, yoksa önceden bir kemoterapi yapılıp tümör çok büyükse küçültülüp ondan sonra mı cerrahisi yapılacak? Bu konularda görüş birliği sağlanıyor. Cerrahi aşamadan sonra hangi tedaviler uygulanacak? Kemoterapi mi uygulanacak, radyoterapi mi uygulanacak, bunların sıralaması ne olacak, bitiminde hormon tedavisi verilecek mi, verilmeyecek mi? Bunların hepsi o patoloji sonucunda elde edilen, patoloji raporunda belirlenen prognostik faktör dediğimiz, hastalığın nasıl ilerleyeceğini hakkında bize bilgi veren bir takım göstergeler sayesinde yapılıyor. Ve hasta onkoloji konseyinden ne zaman, ne şekilde, nasıl bir tedavi alacağını bilerek yoluna devam ediyor. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.